Sen yurt belediye başkanı için Ahmet Özer suçsuzdur dedi. Başkanımızın arkasındayız. Mahkemede aklanacaktır dedi Özgür Özel. Hem bu konuyu sormak istiyorum sana Çağlar, hem de bu Mustafa Kemal'in teğmenlerine sahip çıkmak bir bizim bize bir borç borçtur açıklamasını sormak istiyorum. Yani ne diyorsun bu açıklama böyle siyasette Atatürkçülük ekseninde yeni bir tartışma yaratır mı, kutuplaşmayı artırır mı? E, nasıl yorumlarsın? Ya bence Türkiye'nin böyle bir tartışmaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin kapattığı meseleler. Şimdi aynı konuşmada layıklık üzerinden Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin'i de çok eleştirdi evet. Özgür Özel. Evet. Ee, Türkiye'nin buna ihtiyacı yok ama Özgür Özel'in bu tartışmalara ihtiyacı var. Çünkü Özgür Özel'in başında bir kurultay tehlikesi var. Şimdi ben dün Ekol TV yazımda 5 maddede özetledim CHP'de olup bitenleri. Onları burada da yine çok kısa paylaşacağım. Hı hı. Özgür Özel kendi CHP iç kamuoyuna yaptı bu konuşmayı aslında. Yani Türkiye'ye yapmadı. E çünkü bu kurultay tehlikesini bertaraf etmek için en iyi Atatürkçü benim, en evet. sıkı muhalif benim demek zorunda. Yani CHP kamuoyunu etkilemek zorunda ben öyle okuyorum. Çünkü hakikaten ben Yusuf Tekin'in o konuşmasına da baktım. Satır aralarına da baktım. Orada laikliğe karşı en ufak bir Eleştirisi yok Yusuf Tekin'in layıklık adı altında uygulanan politikaları eleştiriyor ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu sanki layıklığa karşı bir laf söylemiş ya da bir eleştiri yapmış gibi Hı. paylaştı ve bu yönde bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Ben bütün bu çabaların CHP'nin kendi içinde yaşanan tartışmaların bir sonucu olduğunu e, görüyorum. Yani bugün Özgür Özel'in yaptığı konuşma da tamamen CHP iç kamuoyuna yönelik verilen mesajlar. Şimdi 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten büyük bir başarı elde etti. Yani evet AK Parti seçmeni sandığa gitmedi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de en azından AK Parti seçmenini kışkırtan işte onların sanda gidecek motivasyonunu artıran bir politikası olmadı. Hı hı. Yani bu açıdan baktığımızda alınan sonuç çok büyük bir başarı. Sonuçta yapılan son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede birinci parti çıktı hı hı. ve büyük şehirleri aldı. İşte Özgür Özel'in deyimiyle ekonominin yüzde sekseninin yönetildiği bütün belediyeler bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Turizmin %92'sini kaplayan bütün belediyeler evet. yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Bu büyük bir başarı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bu başarıyı koruyabilir mi? Devam ettirebilecek mi? Evet. Şimdi anketlerde AK Parti'nin gerisine düştüğü söyleniyor. Hı -hı. Bazı anketlerde ama ortalamaları aldığımızda 31 Mart sonuçlarının gerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun sebepleri var. Beş maddede özetlemiştim. Şimdi bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu kaybettiği, Kurultay sonrası başlayan liderlik tartışmasını aşamadı hala Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün lider Özgür Özel mi yoksa Ekrem İmamoğlu mu diye soruluyor hala. Hatta Özgür Özel'in liderliği sorgulanıyor. Hı hı. Yani partiyi evet. yönetenin Ekrem İmamoğlu olduğu algısı var. Bakın böyle bir şey var demiyoruz ama böyle bir kanaat oluştu. Birincisi bu liderlik sorunu. Bu bir siyasi parti için en büyük tehlikelerden biridir. Çok başlılık görüntüsü evet. bu olmaz. İki, normalleşme politikaları nedeniyle Özgür Özel'in AK Parti ile Cumhur İttifakı ile iş yaptığına inanan çok geniş bir CHP kesimi var. Mesela Özgür Özel için ve CHP yönetimi için de bu büyük bir tehlike. Özetliyorum. Üç, yine kurultay hesapları yapan parti için muhalefet çok hareketli, çok da güçlü Kemal Kılıçdaroğlu merkezli yapının elinde. Çok sayıda milletvekili, delege, belediye başkanı olduğu söyleniyor. Bu da özgür özel yönetimini zorlayan unsurlardan biri. Yani CHP'nin kendi iç tartışmaları. Bir de e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık rekabeti de Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren en önemli etmenlerden biri. Hı hı. Yani özetle yine Bu var Cumhuriyet Halk Partisi... 31 Mart büyüsünü bozdu. Yani CHP için o arkasını aldığı rüzgar artık ters yönde esmeye başladı. 31 Mart büyüsü bozuldu diyebiliriz. Özgür Özel'in bu konuşmalarını da bu tartışmalara bağlamak gerekir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eko yazarı Çağlar Cilera ile birlikte konuştuk efendim.